Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tarifimiz için 2 tane yumurtayı, yarım su bardağı şekeri karıştırma kabına alıp yumurta köpürene kadar çırpıyoruz. Oda sıcaklığında olmalı yumurtalarımız. Yine oda sıcaklığında hafif ılığa yakın 1 çay bardağı sütü, 1 paket vanilyayı ekliyorum. Tüm malzeme listesini aşağıya ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Ve erimiş 1 çay bardağı tereyağını ekliyorum. Toplamda 100 gram tereyağı eritmeniz yeterli olacaktır. Bunları karıştırıyorum. Un ilave ediyorum. Şu an elimde 1 su bardağı unu var. Miktarını şimdi ayarlayacağım. Unun üzerine kabartma tozunu ekleyip karıştırıyorum. Un biraz gözüme yetersiz geldiği için yarım bardak daha ekledim. Toplamda 1,5 su bardağı un eklemiş oldum. Unu ekleyip kekercim kıvam alana dek karıştırıyorum. Bu arada fırınımı 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya başladım. Kekercim hazır. Bunu bir kenara alıyorum şimdi. Ve ben şimdi elmalarımı soyuyorum. Şöyle 2 tane orta boy elma kullandım. Kırmızı elma. Elmalarımı soyuyorum. İnce ince dilimliyorum. Dilerseniz dilimledikten sonra da soyabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Bu şekilde ince dilimler haline getiriyorum hepsini. Bekletmeyeceğim için limon dökmüyorum. Eğer bekletecekseniz biraz ya da elmaları önce hazırladıysanız üzerine şöyle birkaç dilim limon sıkmanızı tavsiye ederim kararmaması için. Elmalarımın hepsini kekimin içine karıştırdım, harcımın içine. Şöyle birkaç tur çeviriyorum. Elmaların her tarafı kek harcıyla bulansın istiyorum. Kelepçeye kılıbın tabanına yağlı kağıt serdim. Şimdi kek harcını kelepçeli kılıba alacağım. Dilerseniz cam bir borcam tepside de yapabilirsiniz. Ama ben kelepçeli kılıbın kenarları birazcık daha böyle kızarttığı için, daha böyle iyi kırmızı kırmızı pişirdiği için o yüzden bunu tercih ettim. Bütün harcı kılıba aktardım ve bunu fırına gönderiyorum. 180 derece alt üst ayarda ısınmış fırında toplamda 30 dakika kadar pişirdim. Şu an sıcak. Biraz ılık hale gelince dilimleyeceğiz. Sıcakken kekler biliyorsunuz dağılıyor. Şimdi kelepçeli kalıbımın kenarlarından şöyle bir bıçak yardımıyla geçiyorum. Yapışmış olan kısımlar varsa ayrılsın diye. Bakın dediğim gibi kenarları biraz daha kızarmış ve bu kızarıklık durumunu seviyorum ben. Güzel oluyor keklerde. Bunu bir servis tabağına alıyorum. Tabanını çıkarıyorum. Ve şimdi altından yağlı kağıdını alacağım. Bu şekilde yağlı kağıdı da altından kurtardıktan sonra kekim şimdi ılık ve dilimlenmeye, servis yapmaya hazır. İçinde tereyağı olduğu için ılık servis etmenizi tavsiye ederim. Soğuduktan sonra tüketecekseniz eğer bir miktar ısıtmanızda fayda var. Gerçekten lezzeti katlanarak artıyor. Çok güzel oluyor. Ve tereyağın vermiş olduğu güzel koku kekimize ayrı bir lezzet katıyor. Üzerine pudra şekeri elimeyi unuttum. Hemen dilimlemeye başladım. Şöyle pudra şekeri serpiyorum üzerine hafif. Serpmeseniz de olur ya da tarçın da kullanabilirsiniz isterseniz hamurunda. Kekimiz bu şekilde oldu. Tavsiye ediyorum denemenizi. Gerçekten harika bir lezzet oldu. 2 tane yumurtayla ve bu kadar az malzemeyle yapabileceğiniz mükemmel lezzetli bir kek oldu. İçi nemli, elma dilimleri gözüküyor ve tamamen pişmiş. Sizi yanıltmasın dilimlerin içinde olması. Gerçekten çok güzel pişiyor. Çayınızın, kahvenizin yanında afiyetle tüketebileceğiniz bir kek oldu. Şimdi içi dokusuna bakalım. Bakın çok güzel kabardı. Dediğim gibi yani 2 yumurta kullandık ama çok da güzel kabardı. Bu arada kelepçeli kalıbımın ölçüsü de 24 santim. Çapı. Ona göre siz de kendi elinizdeki kalıplarla yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup videoma ufak dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.